Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hazır siz bilen Uhud tağı yanında didarlaştırıp biz. Bu yıl 1443. Hicri senenin Rabiyul Avval ayı da bana şu cage Allah özü biz niyet kezdi. Şu cage yetip geliş, ziyaretke geliş münasebeti bilen siz azizlerge Uhud tağı ve bu cage'de bugün ayrım hadiseler hakkında kıskaça malumat verip ötüşünü maksatke muvaffak deyip taptım. Uhud tağı bana bu tağ tizmesi hesaplanadı. Garb'dan şarka karab çözülüyen tağ tizmesi. Bizde adatta Uhud tağı deyse bir güne tağ tasavvuruya keledi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın bir kança hadisleri de bazı bir salih amellerge, yaxşı amellerge Uhud tağı çelik, onun misliçe sevaplar var deyip keledi. Yani öşende bana şu uzun tağ tizmesi nazarda tutuladı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu tağını hakkında etki, bu tağ hakkında etkiler ki Cebel Uhud yuhibbuna ve nuhibbuhu. Biz Uhud tağını yaxşı görəmiz ve Uhud tağı ham bizni yaxşı görədi deyirlər. Yani Uzat aleyhissalatu vesselam cemaatatka nisbətən ham muhabbətini öyrətkənlər ve onlara bo'ladigan adabını ham siz bilen bizge talim bergənlər. Uhud tağı İslam tarixida bu cayda bo'lgan uruş bilen, yani İslam tarixida muhim o'rin tutadı. 3. Hicri senede Mekke müşrikleri bilen Medine'de istikamet kılıyorken muhacir ve ansari Müslümanlar cemaası ortasında ceng bulup ötken bu cengde dastlab Müslümanlar galip kegen, kolu belent kegen ve Müslümanlar hazır mana bu tamamdan biz kandak çüntülemiz mana bu tamamdan Müslümanlar demek ki saf tartkarlar Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam sahabalar bilen aynen mana şu siz bilen biz turgan vadide cenge bel bağlaganlar. Mana şu joydan demek cenge kirişkenler. Ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu joy arka tamamdan hücum kılışke demek zemin yaratış ihtimali varlığı itibarıdan mana bu yanımızda turgan kichkina tağça deyip aytsak bo'ladi. Cebelur Rumet. Yani kemanbazlar turgan tağka 50 de kemanbazını mana şu joyga joylashtirib aytganlar ki sizler biz mag'lub bo'lsak ham g'olib bo'lsak ham mana shu joydan qimirlamasdan qo'shinni himoya qilasizlar deb tayinlaganlar. Ular mana shu joyga joylashgan. Jangning dastlabki bosqichida yoq musulmonlar g'alabani qo'lga kiritishgan va mushriklar mana bu tomondan demak hujumga kirishgan edi. Mushriklar tum-taraqay bo'lib qocha boshlashgan. Jangning mana shu birinchi qismida 10 ga yaqin sahobiy demak shahid bo'lgan, mushriklardan esa ko'pchilik talafat köre başlagan. Şu peyitte Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın tavsiyeleri bilen Cebel-ur Rumed, yani kemanbazlar turgan öz tağlardan demek ceng meydanı yolunu boş etip çüp gelişken. Ular ceng tüketi deyip oylaşken. Lekin ular Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan işare bulma gün üçe caylardan kımırlamazlıkları kere gidi. Ular oylaşken ki ceng tüketi endi turuşumuzga hacet yok deyip oylayıp paske galabanı nişanlaş üçün paske karab çüp gelişken. Ana şu peyitte Halid ibn Valid raziyallahu anhu o vaxtlarda hali Müslüman bulmagan edi. Özünün 200'ge yakın atlığı bilen tağını, Uhud tağını arkasından aylanıp ötüp Neryağ'dan aylanıp ötüp atta ulamalarımız ayetçiler için 15-20 dakikada basıp ötse bularken o yolunu atta demek yolunu arkadan gelip atlıklar bilen Müslümanlarga arkadan hücum kılgenler. Ana öşende Uhud'da yine 60'ke yakın, 60'ta etrafı da sahabe şehit bulgen. Hamza raziyallahu anhu, Musa ibn Umeyr raziyallahu anhu ve başka mana şu cahide şehit bulgen köplab sahabeler aynen keyingi zerbede. Arkadan bulgen hücum neticesi de şehit bulgenler. Müslümanlar mana şu peyitte Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın demek başçılıkları da Uhud tağıya karab kaçışken, tepeye karab kaçışken. Çünkü atlıklar tepeye karab çıkarmaydı ve o en yaxşı himaye usulü hesaplanadı. Bu cengde Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir kavlangan çukurge tayılıp, yıkılıp, çüşüp, çişleri singen. O cengde aldınlar belgilab koyuşken eken, kençeli yok bulup ketken. Lekin mene şu meydanda bolgani anık. Şunda Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam başlık Müslümanlar çekinişke mecbur buluşken. Ve Abu Sufyan ibn Harb raziyallahu anhu o vaxtda hali Müslüman bo'lmagan edi. O kişi o'sha mashhur Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam va musulmonlarga aytgan xitobini mana shu joyda aytgan.
o'tgan safar Badrda sizlar yutgan dedinglar, bu sizlarga javob bo'ldi degan. Shunda Rasululloh akram alayhissalotu vasallam sahobalarga sizlar unga javob qaytaringlar deganlar. Nima deylik deganda aytinglarki, g'alaba baribir biz tomonda. Sizlardan o'lganlar, o'lganlar do'zaxda, bizdan o'lganlar esa jannatda dinglar deganlar mana shu javobni Abu Sufyonga yetkazishgan. Keyin tun qoraygach, oqshomda sahobalar Rasululloh akram alayhissalom boshchiligida qaytib tushib, bu joyda keyin shahid bo'lgan sahobalarni mana shu joyga dafn qilganlar. Aytadilar ki, hijriy 40-yi yillarda mana shu Aqiq vodiysiga katta sel kelib, bu joyda ba'zi bir qabrlar ochilib qolgan. Ana o'shanda Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhu ning qiblagohi Abdulloh ibn Amr ibn Haram roziyallohu anhu ham shahid bo'lgan edi Uhudda. O'sha u kishining jasadlari ham ochilib qolgan ekan va jasadlari oradan bir necha yil o'tgan bo'lishiga qaramasdan, qariyb 40 yil o'tgan bo'lishiga qaramasdan hech qanday o'zgarish topmagan, xuddi jarohatlardan ham qon hali tinmagan, xuddi yangi o'lgan o'likdek yotar edi va ularni yana qaytadan dafn qilishgan. Ana o'sha Uhudda shahid bo'lgan sahobalar dafn qilingan qabristonlar mana hozir ham saqlanadi. Alohida setka bilan belgilab qo'yilgan. Hozirda qaysi, ya'ni kim qaysi joyda qabri unisi noma'lum, lekin ana o'sha Uhudda shahid bo'lgan shuhadolar, sahoba ikromlar roziyallohu anhum mana shu joyda madfundurlar. Jumladan Hamza roziyallohu anhu ham mana shu joyga dafn qilingan. Uhud tog'iga kelganda mana bu biz o'rganganimiz, ko'rganimiz kamonchilar chiqqan kichkina pastqam tog' tomon mana shu qibla tomon hisoblanadi. Uhud tog'i o'zi qarshi tomonda turadi. Ziyoratga kelganda aynan mana shu tog' hisobda qibla orqada bo'lib bu qabristonga yuzlaniladi-da, mana shu joyda turib ularga salom beriladi. Assalomu alaykum dar qawmi mu'minin va inna inshaalloh bikum lahiqun nas'alullaha lana va lakum al-afiya. Ya'ni sizlarga Allohning salomi bo'lsin. Inshaalloh sizlarga, sizlar bizning o'tmishimiz, biz sizlarning kelajagingiz, biz ham albatta o'sha oxirat diyoriga ko'chuvchimiz degan ma'nodagi duolar qilinadi. Va bu yerda agar istagan kishi nomanom aytishlari mumkin. Masalan, assalomu alaykum ya sayyida Hamza. Assalomu alaykum ya Hamza. Alloh sizni mu'min musulmonlar ummat nomidan mukofotlasin deb. Jazakallohu anna va anil umma khayral jazo. Yana aytish mumkin ya Mus'ab ibn Umayr. Assalomu alayka ya Mus'ab ibn Umayr. Jazakallohu anna va anil muslimin azamallohu ajrakum deb ularga yaxshi xayrli duolarni qilib, mana shu joyda ularning haqlariga demak istig'for va duolar bilan keyin ziyoratni yakuniga yetkaziladi. Bu joyga kelganda demak bidat xurofotlarga berilmaslik kerak. Balki bu yerda sunnatga muvofiq ziyorat va duo qilinadi va Alloh subhanahu va taolodan umid qilinadiki, mana shu shuhadolar haqlariga qilingan duolarni barakotidan boshqa duolarimiz ham inshaalloh qabul bo'ladi. Madina Munavvaraga kelgan har bir kishi Uhudga kelib ziyorat qilib, Uhud shahidlariga haqlariga duo qilib, ularning demak ziyoratlardan baraka istashi bu demak payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sunnatlarida ham kelgan. Rasul akram alayhisolatu vasallam vafotlaridan oldin kelib mana shu joyda qaytadan bu Uhud shahidlariga yana janoza ham o'qiganlar, ularning haqlariga duo qilganlar va bu ular bilan go'yoki bu dunyodagi hayotda vidolashuv bo'lgan edi. Shuning uchun Uhudga kelib Madina Munavvarani ziyorat qilgan kishilarki bor mana shu Uhudda kelib ziyoratni qiladilar va bu joyda o'tgan o'sha shuhadolarimizni yodga olib ularning haqlariga duolar qiladilar. Lekin bu joyda yana bitta narsa, yana bir noqulay holat shuki, ba'zi bir kishilar haligi noto'g'ri tushunib mana bu Jabalur Rumot kamonchilar turgan tog'dan ba'zi toshlarni olib ketadi. Men o'zim ham eshitganman, Andijonda, O'zbekistonda ba'zi bir kishilar tayinlar ekan. O'sha kamonchilar turgan tog'dan tosh olib kelib bering, o'shani niyat qilib suvga tashlaymiz, shunda maqsad hosil bo'ladi degan e'tiqod bor. Buni ba'zi bir kishilar meni o'zimga ham tayinlagan edi. Men eslayapman. Ana shunaqa toshni bu yerdan olib, toshib
ketish o'rgani uchunmi bu tog' oldinga nisbatan kichayib qolgan, lekin oldinda bundan ko'ra baland katta bo'lgan deyiladi. Yaqin kunlar, yaqin yillarda oxirgi mana 2-3 yil ichida mana bu joyga katta bir jami masjidi tushib, masjid faoliyatini boshlagan, jami nihoyatda go'zal tarzda, qulay sharoitda bino qilingan. İnşallah ziyaretçilerimiz umre ziyaretleri açılıp kalırsa bu caylarda gelip yine ziyaretlerini devam ettirdiler diye yani ümitimiz. Allah subhanahu ve teala özü ötken şuhadalarımızın dinimiz için, bütün insaniyet için kılgen can fidaliklerini, acrını, mükafatını köpeytirip İslam ümmeti namıdan acrlarını Allah özü ziyade kılsın ve bizlerge ularge tabiye buluş vaktini nasip etsin. İtibarlarıyla için teşekkür.